haber aldım, sana sürpriz yapayım dedim. Şu hale bak ya. Ya bırak, bırak. Ne oldu? Neymiş bu haber? Ay Mehmet, çok sağ ol ya. Vallahi kusura bakma benim yüzümden. Ya lafı mı olur Allah aşkına? Alt üstü bir tavuk. Hem ne önemi var? Sen işe kabul edildin ya bugün. Değil mi? Evet. Çok sevindim canım kardeşim benim. Ama ben sana ne dedim? Olacak demedim mi? Gerçi ben işimden oldum ama kurban olduğum Allah'ım işte birinden alıp birine veriyor. Olsun abla, üzülme ya. Yo, hiç üzülmedim ki. Aşırı mutluyum ben. Çok mutluyum. Yani nasıl bir yer bu şirket? Yani böyle çok büyük bir şirket değil tabii ama şu anda reddedecek halimiz yok ya, değil mi? Bak bak bak. Bak neler diyor bak. Bir seneye kalmaz Türkiye'nin en büyük şirketleri seni kapmak için yarışacaklar. Ben sana diyeyim. Hı? Seninle gurur duyuyorum. Ben de seninle gurur duyuyorum kardeşim. Başına onca gelen şeyden sonra hep dimdik durdun. Hiç başını öne eğmedin. Helal olsun sana be. Sen benim başıma gelen en güzel şeysin. Şey, yeri nerede bu şirketin? Ama hep beni konuşuyoruz ya. Başka şeylerden konuşalım. Abla, hani şu senin işten kovulmana sebep olan alerjik yakışıklı ne oldu? Konuştun mu? İyi. Ama o kadar korktum ki ölüyor zannettim ya. Adam bir sürü iğne oldu. Ama çok iyi birine benziyor. Adı Serdar. Sonra ne oldu peki? İşte konuştuk biraz. Bana kremleri soktu. Ben de anlattım. Böyle doğal, organik yapıyorum dedim. Bayağı da ilgilendi. Kozmetik firması mı ne varmış? Ayarlarız bir şeyler dedi. Bana kartını verdi. Mehmet! Aa ninem. Hayırdır işte? Necim hayırdır? Ne oldu gece gece? Ah. Allah'ım. Bismillah. Gel otur nene gel. Gel. Geç geç. Geç. Bizanslı generali gördüm yine kapının önünde. Ha. Bina boyunda böyle dev. Üstünde kalaylı parlıyor forması. Kılıcı benim kadar. Davudi bir sesle bir kükredi. Tevhide, tevhide dedi. Neneciğim. Ben senin belini öpeyim, sen bir kendine gel. Nene. Ah benim güzel kızım. Yavrum benim, maharetli kızım benim. Gül kokulu, mis kokulu kızım benim. El öpenlerin çok olsun yavrum. Sağ ol. Neneciğim, öpeyim ben de. Kız, Safiye. Senin ne işin var burada? Aa, Safiye değil nene, ne yaptın ya? Arzu, Arzu'yu unuttun mu? Ay niye unutacağım? Bunak mıyım ben? Ay tövbe tövbe. Safiye işte. Karaçalı Safiye. Düşük Safiye. Ya nene, sen ben çıkarken ne güzel uyuyordun. Niye kalktın ki sen şimdi ya? Ben ne yapacağım bu adamla? Hiç bilmiyorum ben ne yapacağım. Adam asker. Koca kılıcı var belinde. Altınlarım var diyor. Küp küp var diyor. Hemen bir ayet-i kürsü okudum. Uçtu gitti semaya. Eyvah nene bak sen bunu dışarıda sağda solda sakın kimseye anlatma. Vallahi defineciler peşimize üşüşür sakın, tamam mı? Hadi kalk biz gidelim artık yavaştan. Hadi gel. Hadi biz kalkalım. Gidelim oğlum gidelim. Bak bir daha. O mendebur buraya gelirse vallahi indiririm bu bastonu. Tamam bana. Tamam yok. Allah yok, yok. Nene. Tamam. Neneciğim. Gelmez. Gelmez ninem gelmez. Hadi gel. Ama bak azıcık yürüyelim şöyle. Tamam yürüyelim ayaklarım tabii. Ayaklarım açılsın biraz. Yürüyelim tabii nineciğim yürüyelim. Hadi neneciğim iyi geceler. Ah benim nazlı kızım. Gül bahçesi kızım benim melek kızım. Sana da sana da. İyi geceler neneciğim. Sana değil, sana değil. Sana yok iyi geceler. Densiz melak. Yapıyorsun, yapıyorsun dedikoduları atıyorsun ortaya. Nene, hadi gel, hadi nene, hadi gel, hadi gel. Hadi nene. Allah. Dur, nene, dur, aman, dur. Aman. Hadi iyi geceler. Hadi. Eyvah.
alem bir kadın ya. Nebat oldun, Safiye oldun. Bir sen olamadın Arzu. Aman boş ver şimdi sen onu. Sen ne oldu? Şu Serdar'la konuştun mu? Ya arayıp ne yapacağım Arzu? Allah Allah. Ay deli misin abla ya? Konuş hadi. Ay asıl sen delirdin ya. Şimdi adam yanlış anlar bu saatte. Yarın bakarız. Şimdi. Ne iş bu ya? Ebru beni dinle. Ebru. Ebru. Abi git şuradan. Ebru ne yapıyorsun? Ebru. Çabuk gidelim buradan lütfen. Hanımefendi, ben müşteri bekliyorum yalnız. Ben müşteri değil miyim? Ebru, aç kapıyı. Ebru, kapıyı aç. Ya anlamıyor musun? Git şuradan, git. Ebru, iki dakika beni dinle. Ondan sonra konuşuruz. Sonra ne yapacaksan yap, git. Ama iki dakika dinle beni. Ya lütfen sürer misin sen de şu arabayı? Aç lan şu kapıyı. Kapıyı aç. Aç lan. Lan mı? Ne kadar ev? Lütfen, lütfen seviyemizi koruyalım. Ay gerçekten bayılacağım. Lütfen diyorum. Şu arabayı sürer misin? Tamam. Nereye gidiyoruz? Ay bilmiyorum. Gidelim de şuradan. Nereye gidelim? Ya bir dur. Nereye gidersek yolda karar veririz. Lan buna bak. Ya Murat git. Affedin. Git. Seni mi affedin? Camı seçeceksin camı. Cengiz abiden azar içeceğiz sonra. Allah'ım işleri bak ya. Sizinki inatçı çıktı. Benimki değil o. Ben de diyordum ne kadar sıkıcı bir iş şu taksicilik ya. İyiymiş. Hanımefendi. Hanımefendi hey. Ya hayrına mı çalışıyoruz burada? Parayı ödemediniz. Ödemeyeceğiz mi dedik? Bekle biraz. İyi ben taksimetrede çalıştığı müddetçe beklerim. Sıkıntı yok. Gece gece muhabbeti bak ya. Allah. Üşümüşsünüzdür.
Teşekkür ederim. Otursana. Çay ısmarlayayım sana. Kusura bakma. Bela aldım başını gece gece. Oldun vallahi. Siz erkekler hep öyle misiniz acaba? Bilmem. Nasılız? Yani ilk önce hayatımıza giriyorsunuz. Biz şövalye gibi. Kahramanımız oluyorsunuz. Sonra en ihtiyacımız olduğu zamanda, en inandığımız yerde korkağa dönüşüyorsunuz. Ya herkes öyle değil tabii. Ya kusura bakma, ben saçmalıyım biraz. Hem bela aldım başına gece gece, hem de moralini bozdum. İşte biz kadınlar da böyleyiz. En son söyleyeceğim şeyi en başta söylüyoruz. Herkes hayatı kendi yaşadığı yer kadar zannediyor. Kimse kendi dünyasından kafasını uzatıp da dışarı bakmıyor. Belki de senin şövalye diye ilan ettiğin kişi sadece gizlenmeye çalışan bir korkak. Ona şövalye olduğunu sen söylüyorsun. Ama onun tarafından dönüp hiç bakmıyorsun. Filozof taksici. Aynen. Sakalım da var. Akşamları takıyorum. Neyse, ben taksideyim. Sizi bekliyorum. İstediğiniz zaman gidebiliriz. Ya dur biraz. Ya çok özür dilerim. Aslında hiç böyle biri değilim. Ulan şerefsiz! Sen kimsin lan, bizim işlerimize burnunu sokuyorsun? Haddini bileceksin lan! Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ya ne yapıyorsun? Sus lan. Yo, bilmiyorum. Tanışalım o zaman. Ah! Ya lütfen, lütfen, lütfen değmez. Gidelim lütfen. Ya... Sen en iyisi beni eve bırak. Gece yeterince tatsız oldu. İyi misin bu arada? İyiyim ya, iyiyim. Ben çok iyiyim. Alo. Ya çok özür dilerim. Bir sürü tatsız şey oldu. Açıklamam var. Ama şu an konuşacak durumda değilim. Eve geçiyorum. Yine seni erkenden arayacağım, söz. Ben gerçekten çok teşekkür ederim. Keşke senin gibilerden biraz daha olsa. Bir tane yeter. İyi geceler. Aşkına bunu bana açıkla. Bunu buraya takarken ne düşündün Muhittin? Ha? Oğlum. Oğlum dur lan. Vallahi usta. Ha Muhittin? Ötekini nasıl yaptıysam bunu da öyle yaptın. Hı. Yani bana öyle geldi. Sana öyle geldi. Nasıl geldi Muhittin? Böyle böyle mi geldi sana? Buradan geldi öyle mi? Allah aşkına şunu sök, düzgün tak ya. Oğlum yavaş. Alo, alo Ozan. Mehmet. Abi kafam çok bozuk. Gel de iki dertleşelim oğlum ya. Abi tam yerinde aradın ya. Vallahi şu an bir siparişimiz var. Onu yetiştirmemiz lazım ya. Vallahi sabaha kadar çalışacağız. Sonra konuşsak olur mu? Ben seni arayayım. Ya tamam, iki dakikada kafamı macun ettim be. Tamam. Bari gel al, bari onu yap ya. Hadi. Oğlum ya.
sinek vardı da. Ya anne ne yapıyoruz biz ya? Ne bu gizli ajan tripleri? Hem bomboş biliyorsun. Böyle daha çok dikkat çekiyoruz. Sus. Her şeyi bilmiş. Sus. Hayatımı kolaylaştır her şeyden şikayet edeceğine. Zaten bunaldım ben bu Meret'in içinde. Aliye Hanım, isterseniz vazgeçelim. Alacağımızı aldık zaten. Ayşegül, o içerideki eşyaların hepsi benim biliyor musun? Onları dünyanın dört bir tarafından topladım ben. Bu eve girilecek. Aliye Hanım. Şimdi sus Ayşegül. Bu planı ben yaptım. İkiniz de uyuyacaksınız, tamam mı? Zeynep sen erketeğe yat. Ne? Erketeğe yat. Ama Aliye Hanım. Şişt, sus Ayşegül. Aliye Hanım. Sus diyorum Ayşegül. Bu eve girilecek. Ayşegül. Ne yapıyorsun sen odaya? Ay Aliye Hanım, sabahtan beri anlatmaya çalışıyorum ama dinlemiyorsunuz ki. Anahtar var bende. Anahtar mı? Sen aman nasıl? Kızım sen niye söylemiyorsun anahtar olduğunu ya? Ay. Atom 8 oksijen. Bekle. Geliyorum. Bekle. Vallahi billahi yakalanacağız. Çok korkuyorum ben. Tamam haklısın. Şu mendebolu yüzünde görmemiş olurum. Sen acele et. Git mutfakta. Altı paranlı takımlarımız var ya. Onların hepsini topla gücünü yettiğince. Peşine mi takıldın sakın sapık gibi? Ne yapayım? Anca böyle uzaktan görebiliyorum. Onunla mı yapayım? Ne bileyim yani. Oğlum bak bu iş sana Cemil abi hatır gönülle buldu. Paraya da pula da ihtiyacınız var zaten. Önce çalış sonra git gör. Sonra yine gör. Ama bir çalış önce ya.
Gece sağlam bir iş aldım. Kapattım arayı. İyi de abi bu adam kim? Kim abi? Ya oğlum sen niye merak ediyorsun onu? Ben biliyorum kim olduğunu ya. Sen bana sorsana. Vallahi mı? He. Ve oğlum neden söylemiyorsun? İki saattir erip gidiyorum karşında. Ya tamam be tamam. Ya bizim kız da zaten tesadüfen tanışmış bugün. Bu kremleri falan var ya Nazlı'nın yaptığı. Onlarla mı ne ilgiliymiş? Bu kozmetik bir şey yani. İş meselesi yani ya. Öyle diyorsun yani. He. İş meselesi. İyi de abi bu adam kim oluyor da benim Nazlı'ma iş buluyor ya? Kim bu ya? Nereden çıktı bu şimdi ya? Kim? Ne oluyoruz lan? Bak 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 laflara bak bak. Oğlum sen var ya tam 6 ayda kenar mahallede delikanlısı oldun ha. Ne bu maço tavırlar oğlum? Bir kendine gel ya. Bir kendine gel Allah aşkına. Senin için söylemesi kolay tabii. Ne de olsa sevgilinin yanında nerede ne yapıyor biliyorsun ya ben. 6 aydır her dakika, her saat başına bir şey mi geldi, hasta mı oldu, ne yaptı, birileri peşine mi takıldı, daha sonra laf mı attı, kuaförde saçını mı yaktı, ayağını mı burktu, doluda açıkta mı kaldı, yağmur mu yağdı, saksı mı düştü, kafasına mı çarptı? Birader bir sus ya. Vallahi bir sus ya. Bu da kafa ya. Ninem gibi motor takılmış gibi konuşuyorsun ya. Bir sus. Tabii. Hani geçen ay bunun çantasını çalan bir tane kapkaççı vardı hatırlıyor musun? Ha. Sonra yüzü gözü şişmiş geri geldi bu. Özür diledi, çantayı verdi. Mahalle delikanlılarından biri olaya el koymuştu hatırladım. Ah! Hırsız! Kardeş yardım et koş! Kremlerimi ver Allah'ın cezası! Vay kapmışsın çantayı. Helal. Aa burada. Kusura bakma abla. Bilemedim. Özür dilerim. Ver elini öpeyim. Ay yok yok canım. Tövbe estağfurullah. O delikanlı bendim. Oha. Ya. Bir de bu iki tane serseri bunun önünü kesmişlerdi. Buna salça olmuşlardı. Ha laf maf atmışlardı. Sonradan Nazlı'ya hanım ağa gibi davranmaya başladılar. Yok artık. O da mı sende? Ulan oğlum var ya bak. Sapıksın ama delikanlı sapıksın ha. Şaka lan şaka. Zaten bir gün Nazlı her şeyi öğrenecek. Sana hak verecek. Bu sefer o nikah masasına son kez oturacaksınız. Öğrenmeyecek. Ne söylemeyecek misin? Abi Nazlı'ya bunu yapamam ben. Zaten hayatı kaymış. Bir de babasının ne mal olduğunu öğrensin istemiyorum. Nasıl ya? Oğlum bu düzen böyle devam edecek mi? Oğlum senin bana acıman yok mu? Bari bana acı ya. Ya Allah Allah ya. Hadi abi. Hadi git yat zıbar uyu. Sabah da erken kalk hadi işine gücüne git hadi. Bir daha da beni sakın bak gecenin bir yarısı gizli aşk yaşıyormuşuz gibi kuytu köşelere çağırma tamam mı? Biri bir görecek, bir yakalanacağız. Artık ondan sonra Arzu beni kapıya paspas mı yapacak? Ne bileyim Nazlı havanda dövüp kremlerine mi katacak bilmiyorum valla. Ya bir de gülüyorsun ya. Ya bir de gülüyorsun abi ya. Abi hadi bas gaza ya. Bas zaten bak sabahtan beri çalışıyorum ölmüşüm burada sızıp kalacağım hadi. Hadi gidelim ya. Allah ağladı be. Gidiyoruz tamam. Yok ya. Ona gittim. O ne dedi peki? Hı? Üzgünüm dedi. Vay eşek. Sen ne dedin peki? Babam. Babam adım telefon açmış. Ay kıyamam ya. Rüyasında bile o adamı görüyor. Uyandırayım bari ben kardeşim. Ay, korkuttun kız. Ne oldu ya? Sabah oldu, sabah mızmızlanma hadi kalk. Bugün işinin ilk günü, geç mi kalacaksın? Keşke söyleseydim ben ya, erken gitmeyeceğim ben bugün.
oryantasyon var, onu gideceğim öğleden sonra. Kız oryane ne oryane? Oryantal nereden çıktı? Oryantal ben yaparım sana. Ya kalksana. Ne yapıyorsun? Kalk hadi. Hadi kalk. Gel sen de gel. Ya ne geleceğim? Kalk. Ya sen benden ne istiyorsun ya? Allah'ın odunu. Bitti. Kıyım kıyım yaptıracağım seni. Bak bu sondu. Bunlar son çırpınışların artık. Ne giyecektiğimi unuttum ya. Ne yapıyorum ben ya? Bir gün senin yüzünden Nazlı'yı kaçıracağım, o olacak ha. Ha sonunda sonunda neredesiniz Leydi? Ay sen demedin mi ilk iş günün saçına bakım yap diye? Yaptım işte. Ay doğru doğru. Hadi otur, başla bir an önce. Sen ne yaptın? Ne yapayım? Bak ne güzel sana yumurtalı ekmek yaptım. Kızma, yumurtalı ekmek yaptım. Ben onu demiyorum. Çocuğu ne yaptın, çocuğu? Hangi çocuğu? Hani şu önce öldürüp sonra iyileştirdiğin yakışıklı var ya, onu işte kim olacak? Ha Serdar Bey. Ama yakışıklı olduğunu sana ne zaman söyledim? Ben onu hatırlamıyorum. Ay abla artık lütfen uzatma ya. Uzatma yani. Bunu mu yaptıracaksın bana? Al şunu. Al. Şu telefonu da al. Ara. Ne yanlış anlarsa Arzu? Ya adam sana kozmetik demiş, iş demiş. Gel koluma mı gir demiş. Neyini yanlış anlayacak? Ara işte. Tamam, sen de çok bir agresifsin bu ara. Bekle, tamam. Ara. Arıyorum. Efendim? Bir dakika. Ya, ya bir dur, çekil bir. Pardon, nereye çekileyim? Ay Serdar Bey. O Arzu, bizim Arzu. Yani benim kardeşim. Çok tatlıdır kendisi, dünya tatlısı. Ama biraz meraklıdır. Ondan ben öyle şey ettiydim. Pardon ama Arzu kim? Yani siz kimsiniz? Çıkaramadım. Serdar Bey, hani ben sizi dün öldürmeye çalışmıştım. Becerememiştim ya. Nazlı ben. Rahatsız ettiysem kusura bakmayın. Nazlı Hanım, şirketle ilgili bir dosyaya bakıyordum da. Dalmışım. Yoksa seni... Sizi unutmak ne mümkün. Çok özür dilerim. Çekil gebertirim seni. Dün bir kere denediniz zaten. Muhtemelen ikincisinde başarılı olursunuz. Kardeşim Arzu benim çayı döktü de ona söyledim ben öyle. Tahmin ettim. Anlıyorum. Benim de bir kardeşim var. Beni aradığınıza göre teklifimi kabul ettiğinizi tahmin ediyorum. O zaman bugün sizi bir dakika bekleteceğim. Alo, Nevşin Hanım. Bugün saat kaçta uygunum? Tamam. Sizi saat 2'de bekliyorum. İsterseniz şoförümü yollayın. Aa yok yok lütfen. Şoföre falan gerek yok. Ben kendim gelirim. Nereye geleyim? Hı. Evet. Evet. Tamam peki. Tamam Serdar Bey. 2'de orada görüşmek üzere. Bu arada eliniz nasıl acaba? Bir şişme, kızarma var mı? Ben bir krem getireyim diyorum. Şaka yapmıştım ben, şaka. Saçma mı? Neyse. İyi günler diliyorum size. Hoşça kalın. Ah, sizi unutmak mümkün mü Nazlı Hanım? Beyaz atıma binip hemen geliyorum. Anne geceleri sen soyguna mı çıkıyorsun? Ne yapıyorsun ya? Tövbe tövbe. Güzelim niye yerinde yatmıyorsun ya? Thank you.
Sen bu kılıkla mı gidiyorsun görüşmeye? Ne varmış kılığımda? Dalga geçiyorsun herhalde. Görüşmeye bu saçta, bu kıyafette gidilir mi? Ay düğüne mi gideceğim Arz? Gel benimle. Gel. Ne oluyor ya? Geç. Aa, geç. Arzu. Ben dedim abi, ben dedim. Kesin bir terslik var. Cengiz abi günaydın. Abi anahtar yok da sende mi? Oğlum. Abi ne yapıyorsun ya, şakalar falan sabah sabah. Ozan, sendeki bu dil bende olsa değil taksi durağı uçak filan olurdu biliyor musun? Geç bunları geç. Senin işin bitti burada artık. Çık dışarı. Cengiz abi. Abi ne demek çık dışarı? Anlamadım abi. Bu yüzden mi yani Cengiz abi? Bu dingil mi şikayet etti beni? Doğru konuş lan. Konuşmazsam ne olur? Ha? Zaten işim yarım kalmış. Dur diğer gözünü de morartayım ben sana. Ozan. Seni severim bilirsin. Bu bir değil iki değil. Bu da bardağı taşıran son damla olsun. Ya haytalık yaptın görmezden geldin. Gün oldu taksi parası vermedin, toyluğuna verdin. Bu adam dövmekle ne ilgisiymiş arkadaş ya? Ya nedeni ne olursa olsun biz böyle mi çalışıyoruz Ozan? Cemil bile olsa arada kusura bakma evladım. Burası benim ekmek tekti. Haklısın abi. Sen de haklısın. Allah'ım ya Rabbim ya. Hadi eyvallah abi. Allah razı olsun. Ah Ayşegül, ne oldun değil. Ne kadar paran olduğu önemli derler ya. Ne kadar doğru bir söz Ayşegül. Bak bu takımı aldığım günü ben daha dün gibi hatırlıyorum. Şuna bak, şu figürlere bak. Ay Aliye Hanımcığım ya, bilmez miyim? Biz bunu en önemli misafirlerimize çıkartırdık. Ah! En önemli misafirlerimize çıkartırdık biz. Ağlan, ay Ayşegül! Kız dikkat et, kıracaksın. Seni satsam alamam ben bu takımı. Oo, Telma ile Luis ne yapıyorsunuz? Dünkü haslatları mı sayıyorsunuz? Kim kız onlar, arkadaşların mı? Ya anneciğim şimdi sana 40 saat filmi anlatamayacağım. Bak bak bak, bu da bu mahallenin kızları gibi ağzını büze konuşmaya başlamış, görüyor musun? Bak kızım sen istediğin kadar konuş. Bu espriler, bu küçümsemeler bizim kalitemiz değil, senin kaliteni düşürür. Ne diyorsun anne gene ya? Diyorum ki terlik geliyor, kaç diyorum. Üf, ne yapıyorsanız yapın ya, ben gidiyorum. Ha şöyle kızım. Güle güle kızım. Bay bay kızım. Hoşça kal kızım. Çüş kızım. Çüş mü? Ay sen işine bak Ayşegül. Abi. Allah! Ozan! Ozan! Şaşırmadım canım. Sevindim abicim. Hoş geldin. Ben okula gittim. Ay Ozan çocuğum, senin ne işin var burada? Allah Allah. Siz niye bu kadar şaşırıyorsunuz ya? Ben bu evde yaşamıyor muyum? Yok yani yaşıyorsun. Hani bu saatte gelmez de diyorum. Niye geldin acaba? Çekilsene önümden ya. Oturacağım. Zaten kafam bozuk. Ne oldu? Yoksa arabam bozuldu, kaza mı yaptın? Ne oldu çocuğum? Anne. Bana bakın. İkiz Kuleler. Siz bir şey mi karıştırıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? İkiz Kuleler için çok teşekkür ederiz Teveciğim de. Yani bizim kadınsal işlerimiz vardı. O açıdan diyorum erken geldim. Niye geldim diyorum. Ya Mahir abi işte... Ya Mahir abi... Taksiye kendisi çıkacakmış da beni de eve yolladı ya işte. Ben de dinleneyim diye geldim. Ya neyse tamam, ben yatıyorum. Siz hadi işlerinizi halledin. İyi hadi hadi. Bak kız sağlam mı hepsi? Ne, bak bak sen ya, onu bırak da bak. Ah.
Arzu Hanım, onu aldıktan sonra sıcak süt çubuğunu temizliyorsunuz. Aha, tamam. Ne oldu? Allah, ay. Ah! Alo, Mehmet. Mehmet ya, bakıyorum bir heyecanlandı sesimi duyunca. Ne yapıyorsun? İlk iş günün nasıl geçiyor merak ettim diye arayayım dedim. İyi ya, ne yapalım? Ofisteyiz işte, öyle koşturmaca. Arzu Hanım, Emre Bey ekstra sütlü bayçaklık mukasını istiyor. Alo. Yakın ne oluyor ya orada çoklat moklat? Biri sana bir şey mi dedi? Emre kim? Aa, ya işte dediğim gibi biz ofisteydik, sonra kafeye geldik. Kafede de insanlar sipariş veriyorlar. Öyle yani. Arzu Hanım, size sabah anlatmadık mı? İş sırasında telefonları ofise bırakacaksınız. Lütfen o telefonu kapatır mısınız? Tamam. Alo. Bir dakika, o kim ya? Arzu. Ben yanlış mı duydum? O herif seni az önce azarladı mı? Ya hayır, biz kafedeyiz işte. Arzu diye bir garson var burada. Emre Bey de kahvesini istemişti. İşte o. Öyle yani. Biz kalkıyoruz, ben seni arayacağım, tamam mı? Hadi. Arzu Hanım, Emre Bey ekstra sütlü. Ya sen sabahtan beri benim kulağımın dibinde ne bağırıyorsun ya? Sarma var senin karşında. Zaten beni buraya İngilizce bilen garson diye aldınız. Sabahtan beri söylediğim şeylere bak. Chocolate'dır, big'tir, small'dır, white'tır. Başka bir şey konuşturduğunuz yok. Emre Bey'in white chocolate'ı hemen hazır. Hayda, ne oluyor ya? Telefonu da kapatmış. Ne oluyor, sen nasıl bir yerde çalışıyorsun kızım böyle ya? Aa, şurası. Girin. Serdar Bey, Nazlı Hanım geldiler. Nerede? Yani biraz şey... Merhaba. Ya... Böyle araba önümden hızlıca geçince çamur sıçradı. Gerçekten bayılıyorum sana. Anlamadım. Yani olur böyle şeyler, hepimizin başına gelir, değil mi? Ay 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 ay, ay dur Ayşegül, ay bir nefes alayım bir dakika. Ay, ay dur dur, şey mi yapsak acaba, kuaföre mi gitsek Ayşegül? Ay nasıl gideceğiz kuaföre acaba? Ne vereceğiz kuaföre karşılığında? Hmm, ne bileyim, şunu versek ama o da Bali'den geldiydi. Şunu, ay o da fazla oldu. Şurada bir tabak var, onu mu versek? Ay Aliye Hanım, sabahtan beri dur dur dur, vır vır vır, bir rahat durmadın ya. Vallahi sünnetlik çocuk gibisin ha. Oldu olacak bile kaç ağaca tırman yani. Bu bacaklar da tövbe estağfurullah battaniye gibi olmuş. Kusura bakma, ben bunları mecburen alacağım. Hiç bakma öyle. Ay sen iyice terbiyesiz oldun Ayşegül. İyice cıvık oldun. Lemur kılıklı. Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun bana? Ay aç, sakın çekme. Ay! Allah!